Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf matematik 32. sayfadaki soruları cevaplayacağız. Eğer çözmemi istediğiniz bir sayfa veya sorular varsa yoruma yazabilirsiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk iki sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda işlemlerin üslü ifadelerini yazmamızı istemiş. A'da 4 tane 7 olduğu için 7 üzeri 4. B'de 5 tane eksi 1 olduğu için eksi 1 üzeri 5. C'de 6 tane eksi 2 olduğu için eksi 2 üzeri 6. C'de 4 tane artı 5 olduğu için artı 5 üzeri 4. D'de 3 tane artı 1 var. E'de 4 tane eksi 3 var. Şimdi ikinciye geçelim. Sadece işaretlerini yazmamızı istiyor. A'da tek kuvvet olduğu için negatif. B'de sayımız artı olduğu için cevabımız da artı oluyor. C'de çift bir sayı olduğu için artı. C'de tek bir sayı olduğu için eksi. D'de çift bir sayı olduğu için artı. E'de çift bir sayı olduğu için artı. F'de sayımız pozitif olduğu için cevap artı. G'de pozitif olduğu için gene pozitif oluyor. Pozitiflerde üstteki üste bakmaya gerek kalmıyor. Direkt artı koyabiliyoruz. İkinci sorumuz da bu kadardı. Şimdi üçüncü ve dördüncü sorumuza geçelim. Önce mavi olanların cevabını bulalım. Sonra içindekileri ben size söyleyeceğim. 256 artı 1 eksi 8. Üst taraftakilere geçelim. Artı 9 eksi 1 artı 16 artı 1. Şimdi içeriği dolduralım. 265 10 artı 1 255 0 eksi 9 272 17 artı 8 257 2 eksi 7. A'daki tablomuz bu kadar. Şimdi B'deki tablonun cevaplarını yazalım. Sonra içini dolduralım. 243 16 256 artı 1 artı 1 eksi 2 eksi 64. B'de çıkarma yapacağımız için üstteki sayıların işaretleri değişip pozitif oluyor. Cevaplara geçelim. 242 15 255 242 15 255 245 18 258 307 80 ve 320. Üçüncü sorumuzu tamamladık. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim. A şıkkının cevabı parantez içinde eksi 7 üzeri 2. B şıkkı artı eksi. C'de değerlerini bulacağız. B'nin değeri eksi 6 üzeri 3. Eksi 216. F'nin cevabı da eksi 243. Eksi 216 ve eksi 243. C'ye geçelim. C'yi ve D'yi bulup toplamamızı istiyor. C'nin cevabı 64. D'nin cevabı da eksi 8. Bunları toplayınca 64 artı eksi 8 eşittir 56 yapar. D'de en küçük olanı soruyor. Diğerlerini zaten bulmuştuk. A'yı bulalım. Artı 49. E'yi bulalım. Artı 1. Şimdi bakalım en küçük sayımız hangisi? Negatif sayılar daha küçük olduğu için sayımızın negatif olması lazım. En küçük negatifse 243. En büyük olanı artılardan seçeceğiz. Bu da artı 64'tür. Yani eksi 2 üzeri 6. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer çözmemi istediğiniz bir sayfa olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz abone olup like atabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.